Kıymetli misafirler, aziz kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında bugün vefat eden Gazi Hasan Cengiç'e Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, Boşnak kardeşlerime başsağlığı diliyorum. Bu arada yine Muammer Bey'e de Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim taksiratlarını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Ve Başkan Vekilim Numan Bey'le bir heyeti inşallah yarın Bosna'ya gönderiyorum. Onlar orada cenaze törenlerine katılacaklar. Tabii Gazi Hasan Cengiç, Bosna Savaşı'nda malum en ön safta mücadele etmiş, merhum Aliya'ya yol ve dava arkadaşlığı yapmış, ömrünü Bosna Hersek'e adamış, gerçek bir kahramandı. Rabbim kendisinden razı olsun, cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Boşnak vatandaşlarımızı temsil eden siz kardeşlerimle, dostlarımla bir araya gelmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Nazik ziyaretiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yapacağımız istişarelerin Boşnak kardeşlerimiz ve Bosna Hersek için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu vesileyle Bayram kardeşime de özellikle gayretleri için teşekkür ediyorum. Bugün daha çok sizleri dinlemek, sizlerin kıymetli fikirlerini öğrenmek arzusundayım. Ancak sohbetimizin bu bölümüne geçmeden önce güncel bazı hususlarla ilgili değerlendirmelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye son iki asırda gönül coğrafyamızdan farklı sebeplerle göç etmiş, milyonlarca kardeşlerimize ev sahipliği yapıyor. Bugün ülkemizin hemen her ilinde yaklaşık 2 milyon civarında Boşnak kökenli vatandaşımız bulunuyor. Öyle ki Türkiye'de Arnavutluk nüfusundan daha fazla Arnavut, Bosna Hersek'tekinden daha fazla Boşnak yaşıyor dersem yanlış olmaz. Bu kardeşlerimiz ana yurtlarıyla bağlarını ve irtibatlarını halen güçlü bir şekilde de koruyor. Balkanlarda yaşanan her menfi veya müspet gelişme sizlerin temsilcisi olduğunuz kardeşlerim olarak sizler tarafından yakından takip ediliyor. Balkanların refahını, huzurunu, barışını etkileyen olumlu hadiseler bizleri sevindirirken, sıkıntılı durumlar da hepimizi endişeye sevk ediyor. Özellikle asırlara sari güçlü münasebetlerimizin olduğu Bosna Hersek'in milletimizin gönlünde müstesna bir yeri var. Türk milleti şartlar ne olursa olsun, tarihin her döneminde Bosna Hersek'in ve Boşnakların yanında olmayı kendine bir görev bilmiştir. Büyük katliamların yaşandığı ve insanlık suçlarının işlendiği Bosna Savaşı'nda elimizdeki tüm imkanları kardeşlerimiz için seferber etmekten çekinmedik. Ama şunu bilinmesini istiyorum ki, yani bundan sonra da çok daha güçlü bir şekilde, çok daha farklı bir şekilde biz Boşnak kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Savaştan sonra tesis edilen barış ortamının kalıcı hale gelmesi için de her türlü çabayı gösterdik, gösteriyoruz. Bosna Hersek'in çok kültürlü ve etnik kimlikli yapısının korunarak istikrara kavuşması için hiçbir ayrım yapmadan destek verdik. Dayton Barış Anlaşması'ndan bu yana Bosna Hersek'te geçmişteki gibi müessif hadiselerin yaşanmasının önündeki en büyük engel Türkiye olmuştur.
Türkiye'nin Bosna Hersek'te hayata geçirdiği projelerden, yaptığı kalkınma yardımlarından, Türk şirketlerinin yatırımlarından Boşnaklarla beraber Sırplar ve Hırvatlar da istifade etmiştir. Değerli kardeşlerim, beşeri ve kültürel bağların yanı sıra Türkiye, coğrafi olarak da bir Balkan ülkesidir. Sınırı dahi olmayan bazı ülkelerin Balkanlara doğrudan müdahale ettiği bir denklemde Türkiye'nin bu coğrafyaya sırtını dönmesi düşünülemez. Balkanlardaki her gelişmeyi kendi iç meselemiz gibi görüyor, sıkıntıların çözüme kavuşturulması için gereken adımları atıyoruz ve atacağız. Türkiye'nin bu coğrafyada barış ve istikrarı koruma gayretlerinin kargaşa ve kaostan beslenen kimi çevreleri rahatsız ettiğini de biliyoruz. Ancak bu şer odaklarına rağmen Bosna Hersek'in ve tüm Balkanların esenliği için çalışmaya devam ediyoruz. Türk şirketlerinin yatırımlarından TİKA, Yurtdışı Türkler Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, DEİK gibi kurumlarımızın faaliyetlerine, bankacılık sektöründen üniversiteye uzanan geniş bir yelpazede varlık gösteriyoruz. Türkiye'nin Bosna Hersek'teki doğrudan yatırımlarının toplamı 250 milyon doları şu anda aşıyor. Geçen sene salgına rağmen 650 milyon dolar olarak gerçekleşen ikili ticaretimizi kısa sürede 1 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımız da insanımızın yardım elini Balkanların en ücra köşesine kadar ulaştırıyor. Bölgenin ekonomisine çok büyük katkı sunacak Belgrad-Saraybosna otoyoluyla ilgili çalışmalarımız planlandığı şekilde ilerliyor. Bize göre bu sadece bir yol projesi değil, her yönüyle aynı zamanda bir barış projesidir. Kısa süre önce Yeni Pazar Başkonsolosluğumuzun biliyorsunuz açılışını yaptık. Yeni Pazar Tutin yolu da önümüzdeki yıl hizmete girecek. İnşallah hava yolu taşımacılığından ticarete, ulaşımdan sanayi ve eğitime kadar her alanda projelerimize hız vereceğiz. Çünkü biz tarihte pek çok acı yaşamış, daha düne kadar çatışmayla anılan Balkanların gerilimlerin değil, daima huzurun menbaı olmasını istiyoruz. Biz Balkanların Avrupa'nın göbeğinde bir istikrar adası haline gelmesini, kalkınmasını, ekonomik olarak güçlenmesini arzu ediyoruz. Bosna Hersek'in bu coğrafyayla ilgili hesabı olanların nüfuz alanı ve mücadele arenası haline dönüşmesini asla istemiyoruz. Bu anlayışla Bosna'nın birlik ve bütünlüğünü dahi tartışmaya açan son gerilimin, bunun ardından diplomatik çabalarımıza ciddi manada hız verdik. Bosna Hersek'teki tüm taraflarla görüşen, tüm kesimlerin saygı duyduğu, itimat ettiği bir ülke olarak sorunların çözülmesi için inisiyatif aldık. Önce Dışişleri Bakanımızı Bosna Hersek'e göndererek mesajlarımızı muhataplarımıza net biçimde ulaştırdık. Ardından Ağustos ayındaki Bosna Hersek ziyaretimde görüş ve telkinlerimizi en üst seviyede tekrar ilettik. Sayın Dodik bu kapsamda arabuluculuk teklifinde bulundu. Bosna Hersek'teki tüm taraflar zaten başından beri Türkiye'nin bu sürece müdahil olmasını istiyordu. Biz de siz kendi aranızda bu konuda kararlıysanız biz arabuluculuk görevine soyunuruz. Ama sadece Sayın Dodik senin talebinle bu iş olmaz. Buna Caferoviç de Komşiç de çok kararlı bir şekilde destek vermesi lazım. Sırbistan Cumhurbaşkanı Sayın Vučić ile de 18 Eylül'de İstanbul'da gelişmeleri ele aldık. Çarşamba günü Sayın
Bakir İzzet Begoviç'i misafir ettim. Birlikte bir çalışma yemeği gerçekleştirdik. Bakir kardeşimle ülkedeki durumu ve gerilimi daha fazla büyümeden nasıl çözüme kavuşturabileceğimizi istişare ettik. Görüşmemizde kendisiyle Türkiye'nin bu süreçte yapabileceği katkıları değerlendirme fırsatı bulduk. İnşallah önümüzdeki günlerde Bosna Hersek'ten diğer yetkilileri de başta Dodik olmak üzere Komšić ve onun yanında Caferović onları da Ankara'da ağırlamayı planlıyorum. Ve bu konuda gerekli görüşmeleri yapacağız. Merhum Ali İzzet Begoviç'in emanetine halel gelmemesi için elimizden gelen her türlü çabayı sarf edeceğiz. Bosna Hersek'in tekrar eski kötü günlerine dönmemesi için tüm taraflarla diyaloğumuzu artırarak sürdüreceğiz. Bu arada belki günübirlik bir Sırbistan ziyareti yapmak suretiyle veya Sayın Vučić'i aynı şekilde Ankara'ya davet etmek suretiyle onunla da bir görüşme yapmayı planlıyorum. Başkaları ne yaparsa yapsın, biz Boşnak kardeşlerimizle beraber Sırpları, Hırvatları, Arnavutları, Makedonları kucaklamaya devam edeceğiz. Uzlaştırıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşımla adalet ve hakkaniyet temelinde kısa sürede bu meselenin de üstesinden geleceğimize inanıyorum. Siz kardeşlerimin ülkemizdeki tüm Boşnaklar gibi yükselen tansiyon karşısında haklı olarak endişelendiğinizi biliyorum. Aynı şekilde milletimizin tamamının hadiseleri yakından takip ettiğinin de farkındayım. Bu noktada sizlerden bize Türk diplomasisine ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne güvenmenizi bekliyorum. Türkiye, Bosna Hersek'in 1990'larda yaşadığı acıları bir daha yaşamasına kesinlikle izin vermeyecektir. Sorunu bir kalıcı çözüme kavuşturana kadar girişimlerimize devam edeceğiz. Gerektiğinde daha kararlı tutum almaktan çekinmeyeceğimizi söylemeye bile gerek durmuyorum. Ve rahmetli Aliya'nın başını çektiği dönemdeki Türkiye artık yok. Bugün başka bir Türkiye var. Dolayısıyla da atacağımız adım çok daha farklı olacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor. Teşrifleriniz için bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Şimdi sizleri dinlemek istiyorum.